Yayınıma hoş geldiniz. Karabağ'daki işgalci Ermenilere İran'dan destek. Şok oldunuz mu? Tabii ki hayır. Daha önce hatırlayın Ruhani Paşinyan aşkını. Hatırlayalım değil mi? Ülkesindeki Türk nüfusundan dolayı Türklere karşı bir alerjisi olan Farslar, o dönemde Ermenistan'la çeşitli ikili ilişkilere ve sıcak ve diplomatik yakınlaşmaya sahne olmuştu durumlar. Evet, çok sıcak karşılamalar ve bunun sonucunda yapılan, işgal edilen topraklardaki baraj çalışmalarına İran'da katılmak istemesi artık her şeyi ortaya koyuyordu. Yani işgal edilen, çalınan toprakları Ermenistan toprağı olarak gören Ruhani'nin bu yaklaşımı affedilir gibi değildi. Tabii ki bu flört devam etti. Bu flört 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a pes etme, Zengilan'ı geri kurtar, ben de gereken desteği bir şekilde veririm diyen Ruhani ve İran'ın eli boş kalmıştı açıkçası. Şimdi ne oldu? Şimdi Azerbaycan ordusu nefsi müdafaa yaptı. Mütekabiliyet esası gereği kısas operasyonu, bazıları da buna intikam operasyonu diyor. Bunu başlattı ama İran sana ne oluyor? Değil mi İran sana ne oluyor? Şunu sormak istiyorum. İran Dışişleri Bakanı, evet İran Dışişleri Bakanı çıldırmış. Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne helal getirtmeyiz. Yani bir şeyler yaptırmayız. E tamam da işgal edilen topraklardalar. Dünyanın, Birleşmiş Milletler'in daha 30 sene önce kimin toprağı olduğu belli olan bir bölgeyi işgal ederek kendisine katan Ermenistan'ın toprak bütünlüğü olur mu? Çalınan, işgal edilen topraklar bir toprak bütünlüğü sayılabilir mi? Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve haritasal anlamda sınırlarına saygılı olunacakmış. Bunu İran önemsiyormuş. İran'ın karın ağrısı belli. İran'ın karın ağrısı bir an önce Azerbaycan'ın Karabağ'daki birçok bölgeden çıkarılarak İran'daki Türk nüfusuyla Azerbaycan'ın Karabağ'daki Türk nüfusunun birbiriyle iletişimini kesmek. Bunu bir beka meselesi olarak görüyorlar. Bu yarışları da bu yüzden. Şimdi İran ne yaptı? İranlılar yine yaptılar yapacaklarını, sevkiyatlar gerçekleştirdiler. Azerbaycan topraklarını savunurken Ermenimi nasıl vurursun, Ermeni dostlarımızı nasıl vurursun diye İran sınıra takviyeler yapmaya başladı. Sınıra tank sevkiyatı, eski araçları ve bunun yanında evet birçok zebeteleri ve zırhlı araçları da var. Kamyonlarla eski püskü silahlar taşıyorlar. Hatırlayın, bir haberim daha var, bir görüntü getireceğim. Bu görüntü de İran'ın bizzat savaş sırasında, 2. Karabağ Savaşı sırasında Ermeni birliklerine gösterdiği büyük destek ve bu konvoylardaki birçok silah Ermenilere ulaşmıştı. Fuzuli ve Cebrail'de biraz zorlanmamızın nedeni 5-6 gün SİHA kullanamamıştık. Bunun sonucunda özellikle direnç geliştirmişlerdi. Daha sonra Azerbaycan ordusu gerekeni yaptı. Tabii ki de bu da İran'ın gücüne gitti. İran'ın Türkiye ile yakınlaşması, pardon Azerbaycan'ın Türkiye ile yakınlaşması İran'ın tabii ki zoruna gidiyor ve şu anki sevkiyatlarda bunun bir belirtisi, sevkiyatlar can sıkıcı bir şekilde devam ediyor. Şimdi İran bu sevkiyatlarını yaparken özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diyerekten bölgeye müdahil olduğunu gösterdi. Şu anlık erken konuşmak istemedi çünkü Azerbaycan'ın enerji anlamında Batı'ya önemli bir tedarik unsurluğu var. Yani daha sert, daha kırıcı ve daha kızgın olacağımız açıklamalar yapılabilirdi. Şimdi ne olacak? Şimdi değerli izleyenler, İran Azerbaycan'a bir nevi gözdağı veriyor. Ermeni'yle didişme, Ermeni'ye bir şeyler yapma. Hatırlayın, füzeler atacağız. İran bu füzelerle, binlerce füzeyle Bakü'yü vuracağız demişlerdi. Bunlar hayallerde yaşıyorlar. Onlar bunları yapmaya düşündüğü an bütün uçaklarla İran'ın bütün askeri tesisleri, hava tesisleri, roket atışı yaptıkları bölümler bir bir etkisiz hale getirilecek. İşte İran'ın yaptığı bu. İran böyle yaparak gerçekten derin bir kırılma yaşadı. Şimdi İran'dan yine destekler gelecek. Bunlar sürpriz değil. Ama Azerbaycan ordusu artık reveli büyüttü. Karabağ'ı boşaltın diyor. Karabağ'dan çıkın diyor. Rus sözde barış gücü de süresinde çıkar diyor. Tabii ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Niye?
Çünkü Rusya bir şekilde burada bir barış olmasını istemediğinden, özellikle yenilgiyi kabul etmiş bir Paşinyan'la devam etmek istemediğini zaten görmüştük. Paşinyan'a karşı Ermenistan içerisinde bir darbe girişimi gerçekleşmişti. Özellikle Aliyev ile Raisi'nin en son Hazar toplantısında yaptıkları görüşmelerde ortam çok soğuktu. Yani bölgede yaşanan gelişmeler, Türkiye ile yakınlaşan Azerbaycan'a karşı büyük bir husumet besleyen İran'ın liderinin Sayın Aliyev konuşurken alaycı bakışlarla, çevreyi önemsemeyici bakışlarla bakması da bu işin tezahürüydü aslında. Aliyev de zaten gerektiği şekilde baktı, gerektiği şekilde mesajını verdi. Şimdi ortada fol yok, yumurta yok. Yani İran'ı ilgilendiren bir durum direkt yok. Bu bölgede oluşan gelişmeler ve topraklarını kurtarmak isteyenlere karşı gidip bir de sınırdan arıza endam edersen Azerbaycan'ı tamamıyla tabii ki kaybetmiş olursun İran. Özellikle Azerbaycan'da hala İran'ın ne yapmak istediğini anlamayan varsa videolarımı kesinlikle kaçırmasın. İran şu anda şunu söylüyor: Erivan'ıma dokunma. Erivan'ın yanındayız. Gördüğünüz gibi bu kaleler bile, bu sözler bile bizi çileden çıkarmaya yetiyor. Türkiye'de bir tane Ermeniye tahammül edemeyen, evet, Ermenistan'dan birçok Ermeni Türkiye'ye çalışmaya geliyor. Bir yerde uygarlık, bir yerde uygarlık dışı uygulama. Karabağ'daki işgalci Ermenilere İran'dan destek gelmesiyle bölgede yeni paktların, yeni duruşların adresi olacak. Ama Sayın Çavuşoğlu öyle bir konuştu ki bugün yüreğimize su serpti. Gururumuz Sayın Bakanımız öyle açıklamalar yaptı ki tam cuk oturdu desek yeridir. Özellikle Orta Asya'daki devletlerle, Türk devletleriyle, özellikle kültürel bağımız olan devletlerle ilişkileri çok daha güçlendireceğiz ve bunu sağlayacağız. Bu Zengezur işareti mi? Akşam değineceğim. Evet, bu bir Zengezur operasyonu işareti. Böyle algıladık doğrusu. Türkiye ne kadar vakar değil mi? Olayların içinde ama olayların tam da içinde gözükmüyor. Bu Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin artarak devam edeceğini bilen Batılılar da şaşkınlık içerisinde. Avrupa Birliği'nden ses geldi. Avrupa Birliği çatışmaların bir an önce durmasını bir istiyor ve böylelikle evet bir enerji koridorunun sıkıntıya geçmemesini istiyor. Tabii ki sağlıklı bir şekilde barış gerekti. Sağlıklı bir şekilde ateşleri bırakmak gerekti. Bunlar olmadığı zaman tabii ki çok zor durumlar, çok zor anlarla karşılaşabiliyorlar ve bu konuda gerçekten Azerbaycan sabrın sonuna geldi ve dayanamadı, vurdu. Ama İran geçen Karabağ kurtulduğunda sinir buhranına girip kuvvetlerini sınıra yükletmişti ya, şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Rusya Ukrayna'da meşgulken Karabağ'da kendileri ipleri ellerine almak istiyorlar. Bakalım bu gelişmeler ne olacak? Ama şu bilinmelidir ki İran ve Türkiye'nin özellikle ikili ilişkilerinde Azerbaycan'ın o önemli bir rolü var. Eğer Azerbaycan'la ilgili İran negatif tutumuna devam ederse tabii ki büyük bedeller ödeyecek. Evet değerli kardeşlerim, lütfen kanalıma abone olmanızı ve videoma beğeni atmanızı istiyorum. Görüşmek üzere.